Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik akıllı defterde eşitsizliklerle işlemler konusunda 10. soruyu devam ediyorum. Arkadaşlar soru konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler 10. sorumuza dersimize başlayalım. Genişliği gösteri üzerinde verilen havuzun karşılıklı kenarlarından birbirlerine doğru Aynı anda yüzmeye başlayan iki yüzücüden Yunus saniyede x desimetre yüzerken Ayşe saniyede 24 desimetre yüzmektedir. Buna göre bu kişiler 6 saniyeden daha kısa bir sürede karşılaştıklarına göre x'in desimetre cinsinden alabileceği değerleri gösteren eşitsizliği sayı doğrusunda gösterelim diyor. Şimdi arkadaşlar bunlar birbirlerine doğru yüzdükleri için aldıkları mesafeleri ne yapmam gerekir? Toplamam gerekir. O halde 6 saniyede yüzmüş olsalardı arkadaşlar. Yunus 6 saniye üzerinden konuşacak olursak 6x desimetre yüzer. Ayşe'ye bakıyorum. Ayşe de evet, 1 saniyede 4 desimetre yüzüyorsa 6 çarpı 4'ten 24 desimetre yüzer diyoruz. Şimdi bunların arkadaşlar toplamları ne olur o halde? 6x artı 24. Ne olması gerekiyor arkadaşlar? 6x artı 24'ün. Şimdi 6 saniyeden az yüzdükleri için. 54'ten daha fazla olması gerekiyor. Eğer 6 saniyede olsaydı 6x artı 24 eşittir 54'e karşılaşacaktı. 6 saniyeden az olduğu için arkadaşlar ne olması gerekir? 6x artı 24'ün 54'ten daha fazla olması gerekir diyoruz. Şimdi ben buradan arkadaşlar eşitsizliği çözecek olursam 24'ü gönderdim karşı 6x büyük eşittir. 54 eksi 24 6x büyük veya eşittir 30 her iki tarafı 6'ya bölersek bakın pozitif sayıya bölünce eşitsizlik yön değiştirmedi. x 5'ten eşit veya 5'e büyük 5'e eşit ve 5'ten büyüktür diyoruz. O halde sayı doğrusunu alacak olursam Evet gençler işaret işaretliyoruz. Bakın eşitlik olduğu için dolu olarak işaretledim. 5'i yazdık. X 5'ten daha büyük olduğu için ne yapıyorum? Sağ tarafı şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. Ve sağ tarafı boyayalım gençler. Evet x 5'ten daha büyük olduğu için sağ tarafı boyayarak ne yapmış oluyoruz? Eşitsizliğimizi sayı doğrusunda göstermiş oluyoruz. Evet temizleyerek geçiyorum arkadaşlar. 11. soruya. Evet 11. soruya geldiğimiz zaman bir çaydanlığın tamamen doldurulduğunda kaç litre su aldığı görsel bir üzerinde gösterilmiştir. Bu çaydanlıkta bulunan suyun tamamı eşit miktarda su alabilen bardaklara boşaltıldığında toplam dolu bardak sayısı 10'dan fazla 12'den az olmaktadır. Çaydanlıktaki su ocaktaki, ocak üstünde kaynamaya başladıktan sonra her 10 dakikada çaydanlıktan görse 2 dakika kadar su buharlaşmaktadır. Yani su eksilmektedir arkadaşlar. Buna göre su kaynadıktan sonra yarım saat sonra yarım saat ocakta unutulan çaydanlıktaki su aynı bardaklara tam olarak doldurulduğunda en fazla kaç tane bardağın tam olarak dolu olacağını bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar önceki 1 tam onda iki litre. Bunu mililitreye çevirecek olursam 1200 mililitreye eşittir. Şimdi bir bardağın alacağı su miktarına x mililitre dersek. Bir bardak x mililitre çay alsın diyelim arkadaşlar. Şimdi en fazla 10, en az 12 bardak alıyor 10'dan fazla 12'den az olmaktadır diyor bardak sayısına. O halde bardak sayımızda 10 x dediğimize göre 10 bardak olursa 10 x alır. Evet en fazla dediği için 1200'ü geçmiyoruz. Buradan x'in değeri 1 bardak arkadaşlar 120'den daha az ne alması gerekir? çay alması gerekir. Evet, aynı zamanda arkadaşlar ne demişti? 12'den az bardak almaktadır dedi. Şimdi 12'den az aldığına göre o halde 12x bu sefer de diyoruz ki büyük olacak 1200. Her iki tarafı 12'ye bölersem x en fazla 100 olur diyoruz. Demek ki arkadaşlar çayımızın bir bardan alacağı miktar 100 ile 120 arası olacak diyoruz. Şu ikisini beraber yazalım. O halde 100'den fazla 120 mililitreden de az olması gerekir diyoruz. Şimdi arkadaşlar 10 dakikada 100 mililitre su buharlaştı. 10 dakikada 100 mililitre su eksildi yani buharlaştı. Şimdi yarım saat unutulduğuna göre yani 30 dakikada ne olur? 3 katı 300 mililitre su buharlaştır diye söyleyelim. Şimdi başlangıçta 1200 vardı. 1200'ün 300'ü buharlaştı. Geriye ne kadar kaldı gençler? 900 mililitre çay kaldı. 900 mililitre çayımız kaldı. Şimdi arkadaşlar burada şöyle düşünüyorum. Bizden en fazla bardak sayısını istediği için burada bardağı mümkün olduğunca küçük tutuyorum. Eğer bizim bir bardağımız 100 olsaydı. Bir bardak 100 mililitre alsaydım. 900'ü 100'e bölüyorum. 9 bardak dolardı. Ama 100'den fazla olduğu için arkadaşlar o halde en fazla şimdi çünkü 100 değil bakın buradaki burada 100 küçüktü x vardı. 100'den fazla olduğu için 100 mililitreden fazla olduğu için diyelim En fazla e, tam sayı olarak sorduğu için arkadaşlar 8 bardak dolar diyorum. E, sorumuzun cevabını en fazla 8 bardak olarak veriyoruz. Evet devam edelim. 12. soruya geldiğimiz zaman gençler bir ülkenin bağımsızlığının yani sembollerinden birisi kendisine ait parasının olmasıdır diye bilgiyi veriyor. İdeal bir madeni para. Çap uzunluğu arkadaşlar büyük R ile gösteriliyor. Milimetre cinsinden tam sayı. Olmak üzere şu şartları sağlamalıdır. 15 milimetreye eşit veya daha büyük olacak ama 45 de eşit veya daha küçük olacak diyoruz. Yani 15 ile 45 arasında olacak ve bunlar da ayrı olacak diyelim. Para değeri olarak birbirini takip eden paralardan büyük olanın çap uzunluğu küçük olan çap uzunluğundan en az %30 daha büyük olmalıdır diyor. Buna göre bu şartları sağlayan en fazla kaç farklı değerde ideal madeni para üretebileceğini bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar en küçük 15 milimetre vardır. O halde en küçük madeni paraya madeni para çapı 15 milimetre olsun. Evet, bu bizim için birinci paramız arkadaşlar. E bundan sonraki bir büyük para ne olacak? %30 daha büyük olacak. Çaptan o halde 15'in %30'unu buluyorum. Şöyle sadeleştirdim. 15 çarpı 3 45/10'dan bölü 4,5 mm daha fazla olacak. Arkadaşlar 4,5 mm fazla olacak ama çap uzunluğu aynı zamanda tam sayı dedi. O halde 4,5 değil ne yapıyoruz? 5 mm artırıyoruz. 15'e 5 eklersem 20 milimetre olur. Bizim ikinci paramız. Evet bu ikinci paranın çap uzunu diyorum. Şimdi ikinci para 20 ise arkadaşlar bir sonraki 20'nin %30 fazlası olacak. Şöyle sıfırlar gitti. 6 milimetre arttıracağım. O 20 artı 6 26 milimetre olur. Üçüncü madeni para. 26'nın %30 fazlası 26'yı %30'da çarparsam 26'yı 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. 6 bölü 3 18. Elde var. 1, 3 kere 2, 6, 1 daha 7. 78 bölü 10 bu da 7 tam 10'da 8. Şimdi bunu tam sayı olacak dediği için arkadaşlar 8 milimetre arttıracağım. 26 artı 8 34 milimetre olur. 4. madeni param. Evet 34'ün %10'unu hesap edelim. Pardon %30'unu. Şöyle birer sıfır gitti. 34'te ile 3'ü çarparsam arkadaşlar 4 kere 3, 12 elde var. 1, 3 kere 3, 9, 1 de elde. 10, 102 bölü 10'dan 10 tam 10'da 2 milimetre yapar. Şimdi tam sayı olduğu için arkadaşlar bunu da 11 milimetre alalım. 11 milimetre artır diyorum. 34'e 11 eklersem 45 milimetre olur. Zaten en fazla da 45 olur demiştik. Bu da beşinci madeni paradır. O halde arkadaşlar biz kaç tane madeni para üretebiliyoruz? Evet en fazla bu şartı sağlayan arkadaşlar 5 farklı sorumuzun cevabına 5 farklı madeni para üretilir diyelim. E evet, sayfayı temizleyerek geçelim 13. soruya. Evet 13. soruya baktığımız zaman bilgisayarda araba yarışı oynayacak olan Emre görsel birdeki araba çeşitlerinin özelliklerine göre yarışmada kullanacağı araç türünü seçecektir. Araç türlerinin belirtilen özelliklerine yüz üzerinden performansları, performans puanları görsel birde verilmiştir. Emre'nin seçtiği arabanın performansına göre seçtiği özelliklerin puanları ile ilgili şu bilgiler verilmektedir. Buna göre Emre'nin seçtiği görsel 2'deki arabanın üzerinde yazılacak olan harfi bulalım. Şimdi arkadaşlar önceki baktığımız zaman hız 60'tan fazla olacak diyor. O halde hızı 60 olan arabayı eliyorum. Bakın burada hızımız 60. Evet 60'tan fazla olacak dediği için şu D'yi eliyorum arkadaşlar. Yakıt 50 ve daha fazlası olacak dedik. 50 olabilir veya daha fazlası. O halde 50'den az olan yakıtları eliyoruz. Yani A şıkkı komple gitmiş oldum. Viraja baktığımız zaman 75 ve daha yukarısı olacak. O halde viraj arkadaşlar baktığımız zaman 75 ve 80 yani B ve C'ye durabilir. Motora baktığımız zaman 80'den daha fazla olacak dedi. O halde motor bakın burada 70 olduğu için C'yi de eleriz. Demek ki burada bizim arabanın üzerinde yazması gereken harf B harfidir diyoruz. Evet bütün şartları sağlayan B harfidir diyelim arkadaşlar. Demek ki B'yi seçmesi gerekir diyoruz. Evet devam edelim. Antika ürünler satan Sultan Hanım eski paralar satarken belirlediği satış fiyatlarını dükkanın camına görseldik ki basmıştır. Sultan Hanım'ın elinde bu, bu paralarda 55 tane kaldığında gelen bir müşteri bu paralardan 32 tane almak istemiştir. Buna göre müşterinin alacağı paralar için kaç tane öde kaç tane ödeyeceğini bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar para sayısı azaldıkça fiyatın arttığına dikkat edelim. Şimdi toplamda 55 tane para varken şimdi bu 55 hangi aralıkta arkadaşlar bakın. Şu üçüncü satırda. Yani 50 küçüktür x küçük eşittir 100. Buradaki fiyatımız da 8 TL. 8 lira diyelim. Şimdi 55 arkadaşlar burada. O halde ben buradan kaç tane para alabilirim? Bakın 55, 50 ile 100 arasında olan sayılarımız 51, 52, 53, 54, 55. Buradan 5 tane para alırız. O halde 5 çarpı 8, 40 lira buraya para ödenir. Şimdi 30 ile 50 arasında arkadaşlar 20 tane vardır. 30 küçüktür x. O da küçük eşittir 50 diyorum. Buradan alabilecek para 20 tanedir. Buradaki fiyat da arkadaşlar 10 lira. O halde 20 çarpı 10. Buraya 200 lira para ödenir. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? 5 tane yukarıdan aldım. 20 tane buradan aldım. 25. E 32 olması için 7 tane daha paraya ihtiyacımız var. Bu 7 tane parayı da 20 ile 30 arasından alacağız. Evet buradaki fiyatımız da 15 lira. 7 çarpı 15'ten buraya ödeyeceğimiz para da arkadaşlar ne olur? 105 lira olur. Şimdi toplamda 200, 305, 40 da burada 345 lira para ödenir diyoruz. Evet arkadaşlar fiyat aralıklarına göre ne yapmış olduk? Sayıları yani para adetlerini fiyatlarıyla çarparak ödenmesi gereken toplam parayı 345 lira olarak vermiş oldum. Devam edelim. Türkçe öğretmeni Funda Hanım'ın dersine girdiği 4 farklı 8. sınıf öğrencilerin her birinden kardeş okula göndermek üzere topladığı kitap sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sınıflarda bulunan öğrenci sayıları görsel üzerinde verildiğine göre en fazla kitap toplanan sınıf ile en az kitap toplanan sınıflarda toplanan kitap sayıları arasındaki farkın en büyük değerini bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar 8 A'ya baktığımız zaman 8 A'da kitap sayısı 18 ile 20 arası 19 kitap vardır. Demek ki 8 A'dan 19 tane kitap toplanıyor. 8 A diyorum. Evet. 8 A'da 8 kişi var arkadaşlar. O halde 8 çarpı 19 152 kitap toplanır 8 A'da. Şimdi diğer sınıflarda arkadaşlar bakın birden fazla. O halde 8 B'den itibaren ne yapıyorum? En az ve en fazla değerleri buluyorum. 8 B'de en az ve en fazla şeklinde değerlendirelim. Şimdi 8 B'ye baktığımız zaman en az 13, en fazla 15'tir. Şimdi 8 B'nin sınıf mevcudu 6 kişi. O halde en az 13 çarpı 6'dan 78 kitap toplanır. En fazla da arkadaşlar 15 çarpı 6 90 kitap toplanır. Evet, 8C'ye bakıyorum. Yine 8C'de en az ve en fazlayı belirleyelim. Şimdi kitap sayısına baktığımız zaman 10 ile 14 arası 11, 12, 13 vardır. O halde en az 11 en fazla 13'tür. Şimdi 8 C'nin sınıf mevcudu 12 kişi. 11 kitap toplanırsa 12 çarpı 11'den 132 tane kitap toplanır en az. E 8. sınıf mevcudu 12'de En fazla da 13 kitap toplanırsa 156 kitap toplanır en fazla 8 C'den diyoruz. Şimdi devam ediyorum 8 D'ye bakıyorum. 8 D arkadaşlar 20 ile en az 20 kitap toplanır en fazla 34 kitap toplanır diyoruz. 8D'nin mevcudu 8 kişi. En az ve en fazla 8 çarpı 20'den 160 kitap toplanır en az. E't evet, en fazla da 8 çarpı 34 E't evet, 4 kere 8 32 elde var 3 8 kere 3 24 3 daha 27. En fazla da 272. Şimdi arkadaşlar farkın en büyük olması ne demektir? O halde alabileceğimiz en büyük kitapla kitapla en küçük kitap belirlemem gerekir. Şimdi toplanan en fazla kitabımız baktığımız zaman burada en fazla 272. Farkın büyük olması için eksilerine en büyük çıkanı en küçük seçmem gerekiyor. En az kitabımız da arkadaşlar burada 78. Evet farkın en büyük olması için 272'den 78'i çıkartırsak 2'den çıkmaz. 12'den 8 çıktı 4. Burada 6 kaldı. 16'dan 7 çıktı 9 ve 1. Demek ki aradaki fark en fazla 194 olur diyoruz. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.